Komeni inşaat süreciydi ve yıkık evler onarılması gereken insanlar vardı. Bunların en başında da çocuklar geliyordu. Biz de Sosyalist Gençlik Dernekleri olarak bir kampanya başlattık. Çocukları oyuncak götürecektik. Türkiye'nin tüm şehirlerinde oyuncaklarımızı topladık. Her kentinde bir imza kampanyası başlattık ve oradaki oyuncaklarla Amara'ya gitmek, daha sonrasında da oradan da çocuklara ulaşmak, Komeni aslında biraz değinmek istiyorduk. Ben içinde yoktum Suruç'un ama tanıklık ettiğim bir olay. Urfa'da basın açıklaması sırasında şiddetleri tarafından canlı bomba patlatıldı. Ve 33 insan orada yaşamını yitirdi. Aynı sürede aktarılan bilgilere göre de ve tanıklara, aynı zamanda video kayıtlarına göre ambulansın gelmediği, önce polisin geldiği ve polisin de oradaki insanlara müdahale ettiği bir durumla karşı karşıya kalındı. Sosyalist Gençlik Dernekleri olarak. Böyle bir süreçti ve şimdi 3. yılına giriyoruz. Unutmamak adına, bir nebze olsun acılarını almak adına her yıl kentlerimizde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Amara'da ve birçok kentte basın açıklamaları ve anmalar düzenliyoruz. Bu sene 3. yıl dönümü. Her sene bizim için anması çok çok önemli. Çok önemli bir yerde duruyor ama faşizm bu kadar saldırganken ortak bir paydada buluşmak, özellikle gençlik açısından farklı bir yerde duruyor ve gençlikle kampanyayı gençlikle örüyoruz aslında. Biliyorsunuz Rojava'da bir savaş var işçi çetelerine karşı ve orada mücadele eden insanlar var. Bir kazanılmasını istenilmeyen bir zaferdi ve hatta o dönem Kobe'nin düşecek argümanları çok fazla yayılmıştı ama düşmedi ve kazanıldı. Tabii de oradaki tutumla, devletin tutumla sadece SGDF'ye ya da sadece genç sosyalistlere olan bir mesaj değil aslında. Bu mesaj daha sonrasında Ankara katliamı getirdi. Daha sonrasında havalimanı katliamı oldu, Antep katliamı oldu, Reyne katliamı oldu. Baktığımız zaman aslında politikleşen ve kazanım elde etmeye başlayan bir kesimi yıpratma çabası, vazgeçirme çabası. Bu yitmedi. Ondan sonra tutuklamalara başlanıldı. Gazilerimiz özellikle, gazilerimiz üzerinde çok büyük bir baskı var. Hala cezaevindeler, hala tutuklular. Özellikle mahkeme öncesi operasyonlar oluyor ve avukatlarımız dahi tutuklanıyor. Arkadaşlarımız tutuklanıyor. Bu şekilde aslında bir yıldırma politikası. Tabii karşılığını alamayınca da bunun çok daha kinli bir şekilde karşımıza çıkan bir politika. Bu şekilde devam eden bir süreç içerisindeyiz. 3. yılındayız. Hala adalet diyoruz. Hala adalet diyoruz. Ankara katliamı Suruç'tur. Reyne katliamı Suruç'tur. Sosyalistlere yapılan ve Kürt halkına yapılan bütün katliamlar aslında Suruç'ta ilişkilendirebiliriz. Orada açık açık bir mesaj vermek istemiştir ve bu mesajı 33 insanın ölü bedeni üzerinde yapmıştır maalesef. Yükselen bir sosyalist hareket var ve onu geri tepdirtmek istiyor. Ama şuradan da net bir çizgi de çizebiliriz. Rojava ayakları yere basan bir devrim ve ya sosyalizm etkisi olacak ya da barbarla. Ve devlet istemiyor. Oradaki bir sosyalizm gelişmesini, sosyalist bir ülke kurulmasından rahatsız. Çok fazla baskının olduğu bir ortamdayız. Çoğu yoldaşımız tutuklu. Şehit düşen yoldaşlarımız var. Yani özellikle gençliğe dönük inanılmaz derecede bir baskı var. Üniversiteler cephesinden olsun, sokak ayağı olsun, evlerimiz olsun, kadınların yaşam alanı olsun, genç kadınların yaşam alanı olsun. Çok büyük bir baskı var. Ama bu baskılara her şekilde direnmek de bizim elimizde ve mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Şöyle boşuna demiyoruz, yani tecavüzcü, barbarcı, işçi çeteli diye boşuna demiyoruz. Özellikle kadınlar üzerinde, işte bir kadının
9 hatta daha fazla kişi tarafından tecavüze uğramasından bahsediyoruz. İşte oradan kurtulan bir kadının röportajını okuyoruz ve tüylerimiz diken diken oluyor. Ya biz genç kadınlar olarak nasıl burada diyorsak, işte çocuk istismarı politiktir, kadın cinayetleri politiktir, nasıl bağırıyorsak sokaklarda kadınlara özgürlük, kadınlar bu devrimi getirecek, kadın bir kadın devriminden nasıl bahsedebiliyorsak bizim açımızdan, Rojava için de öyle aslında. İşte kazanılmış bir devrimden bahsediyoruz ve onun ön ayağını kadınlar oluşturuyor. Biz genç kadınlar olarak o insanlara dokunmak en büyük hakkımız. Çünkü meşru olmayan bir çeteye karşı mücadele veriyorsun. Yani bu çete kadınları kullanan, hemen hemen her gün tecavüz eden, kadınlara itaati emreden, kafa kesen, diri diri gömen bir çete. Dünyada bulunan her insan mağdurdur aslında IŞİD'den. Çok yaygınlaştırıcı da bir politika izliyor. Aynı zamanda İslam'ı kötüleştirici aslında. Şeyde çok değinmek istiyorum. İslam'ın bu şekilde olmadığını, aslında İslam'ı farklı bir şekilde yayma çabası içinde. Ama bu İslam'ı yaymak değil, tamamen dini kesimleri bu şekilde ayaklandırmak üzerine kurulmuş bir politikadır. Biz şeyi boşuna demiyoruz, Rojava kadın devrimi diye boşuna demiyoruz. Ve bunun ön ayağı biz genç kadınlar olalım dedik. Ve o süreçte çok kadın görünürlüğünü arttırmak ve kadın politikasını öne koymak istedik. Kadınların her yerde olabileceğini vurgulamak istedik aslında. O yüzden devletin işit çetelerinin asıl olduğu en büyük pratik budur. Kadın öldürme pratiğidir. Bu sadece Suruç için geçerli değildir. O Suruç'ta başlayan da büyük bir katliamdır. Mitinge gidince mesela, 1 Mayıs'a gidince mesela, işte HDP'nin mitinglerine gidince ya da işte herhangi bir mitinge gidince 10 defa aranıyoruz. 10 defa aranıyoruz ve güvenliğimiz için olduğu söyleniyor. Hiçbir arama, böyle aramayı yüksek derecede tutan bir güvenlik düşünün ve bir de Amaral'ın bahçesinde çok rahat bir şekilde canlı bomba kılığına girmiş bir çete düşünün. İkisinin arasında dağlar kadar fark var aslında. Bu katliam kim yaptığının aslında açık açık göstergesidir. Bu kadar güvenlik önemi varken bizlere, ama bize yapılan bir saldırı durumunda niye bu güvenlik önlemi alınmadı diye bir sormak gerekiyor baştan bunu. Daha sonrasında gelişen bombanın patlaması da basına çıkma sırasında. Aslında şöyle, yani bizi basına çıkmamasına mecbur bıraktılar. Çünkü bir geçiş izni verilmedi önce. Daha sonrasında canlı bomba kendisini patlattı ve 33 insan orada öldü. Yani düşünün, kokunuzu sürekli et kokusu şey yapıyorsunuz. Düşünün ki hala tedavi oluyorsunuz. Psikolojik olarak hala kötüsünüz. Hala tedavi olan arkadaşlarımız var. Güneş Erzurumoğlu Avrupa'da tedavi oluyor. Sakat kalmıştı. Çoğu arkadaşımızın vücudunda hala bilyeler var. Ve hiçbir şekilde ambulansın gelmediğini düşünün. Bir yardımın gelmediğini düşünün. Hastanelerin, doktorların tavrını düşünün. Polisin tavrını düşünün. Bize saldırdığını düşünün. Biz bu tabloya göre bizler teröristiz ve atlanmış olan onlar. Bu durumda kim terörist oluyor diye de soralım kendimize. Acaba orada bombalı saldırıya uğrayan bizler mi? Çünkü çok masumca bir şey. Biz oraya sadece oyuncak götürmek istiyoruz. Ama oyuncağa karşı bombalı bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu saldırıya mağdur olan insanlar terörist oluyor, ama bu saldırıyı yapanlar hala dışarıda. Hala herhangi bir ceza almış durumda değil. Ondan sonrasında gelişen süreci düşünün. 3 yıl boyunca biz her mahkemeye gittiğimizde hep şaşkınlıkla karşılaşıyoruz. Artık Suruç ailelerinin gözyaşlarına dayanamayacak bir yerde duruyoruz. Yani her savunmayı yaptıklarında hakime şu soruyla çıkıyorlar. İşte sizin de çocuğunuz var. Aynı şey sizin başınıza da gelebilir. Mümkün mü? Çok çok mümkün.
Ama her seferinde bir tiyatroyla da karşı karşıyayız aynı zamanda. Zaten cezaevinde bir mahkeme salonu kurulmuş. Her tarafımız şoförlerle dolu. Her tarafımız jandarmalarla dolu. Zaten birkaç aramadan geçiyorsun, öyle mahkemeye giriyorsun. Telefon olan girmiyor. Hakim ifadelerini alıyor. Suç tanıklarının, ailelerinin ve gazilerinin. Ama hiçbir şekilde sonuç elde edemiyoruz. Elde bu kadar net bir katliam varken hiçbir şekilde sonuç elde edemiyoruz. Üstelik tanığa istersen mahkemeye gel, istersen gelme diye sorulabiliyor. Tabii bu büyük bir öfkeyi doğuruyor. Biliyorsunuz Polin'in ünlü annesi geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti Şenur Anne. Şimdi her ay biz zaten ayın 20'sinde oturmamızı yapıyoruz. O da Kadıköy'de her ay ayın 20'sinde oturmaya gidiyordu. Ve artık dayanamadı kalbi ve vefat etti geçtiğimiz aylarda. Söylediği bir şey vardı aslında. Yani ben kızıma kavuşmak istiyorum hep diye. Ve her mahkemeye de gelirdi ve her mahkemede de biz onu teselli edeceğimizi, o bizi teselli ederdi. Dik durun çocuklar, mutlaka adaleti kazanacağız, alacağız diye. Böyle bir sürece karşı karşıya. Şimdi 26 Ağustos'ta 6. duruşmamız var. Suçun 6. duruşması var. Ne çıkar bilmiyoruz ama biz adalet talebimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu noktada da tüm halkımızı yanımızda olmaya çağırıyoruz aslında Suruç. Çünkü sadece sosyalistlere yapılan bir katliam değildir. Aynı zamanda ihraç edilen hocaya yapılan bir katliamdır. Aynı zamanda emeği verilmeyen işçiye yapılan bir katliamdır. Aynı zamanda Roboski'de ölen Kürt halkına yapılan bir katliamdır. Bunların toplamıdır aslında Suruç. Geçtiğimiz haftalarda Soma'ya verilen karar duruşmasından görüyoruz. Kişi başına 6 günlük bir ceza yatacaklar. Buna verilen, bununla ilişkilendirilen bir katliamdır aslında.